Merhaba arkadaşlar, ben Şerife Düz. Bugün size algoritmaya giriş dersimizin 4. videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ve burada iki tane örneğimiz var. Birincisi asal sayıları bulma programı, diğeri de mükemmel sayı bulma programı. Kullanıcıdan birer tane sayı isteyip sayıların asal mı, mükemmel, yani bunların ikisini ayrı ayrı bulacağız. Önce asal sayılarla başlayalım. Kütüphane tanımlamayla başlıyorum. Şimdi burada yapmamız gereken şey kullanıcıdan bir tane sayı isteyip bu sayının asal olup olmadığını ekrana yazmak. Bunun için benim bir tane sayı değişkenine ihtiyacım var. Daha sonra bunu kullanıcıdan istiyorum. %D. Daha sonra bunu hafızaya gönderiyorum. Bir for döngüsüne ihtiyacım var bunu yaptıktan sonra. Burada da sayıların bölünüp bölünmediğini kontrol edeceğiz. Ben döngüyü 2'den başlatacağım. Çünkü bütün sayılar 1'e bölünebilir. Hani bu mantıkla düşünürsek yani iyi işte 1 yapmamıza gerek yok. Daha sonra da arkadaşlar sayının yarısına kadar bölme işlemi uygulayacağım. Çünkü sayının eğer yarısına kadar bir pozitif tam böleni yoksa diğerlerinin hepsi zaten hani tam sayı değildir. Buna bakacağız arkadaşlar. Burada zaten hani döngümüzü yapıyoruz. Bunun içinde de yapmamız gereken işlemler. Burada diyeceğim ki eğer benim sayı değerim i değişkenime bölünüyorsa ve bunun sonucu 0 oluyorsa, bir tane sayaç değişkeni tanımlayacağım ve bu sayaç değişkenini artır diyeceğim. Hani kaç tane bölündüğünü kontrol etmek için. Bunu da ilk olarak 0 değerini atıyorum. Daha sonra diyorum ki burada printf'ler girilen sayı asal değildir. Çünkü eğer o sayılar arasında eğer bir pozitif tam böleni varsa bu sayı asal değildir. Mesela şöyle düşünelim. Klavyeden ben 6 değerini girdim. Gelecek 2 diyecek. Buraya geldiği zaman sayı bölünecek. Doğal olarak bu sayı asal değildir diyecek. Programın hepsini bitireyim. Ondan sonra daha ayrıntılı anlatayım arkadaşlar. Daha sonra bu komutu kullanıyorum. Bu da hani döngüden çıkmayın aslında. Hani eğer burada bir tam böleni varsa sayının for döngüsünden çıkması için o deyimi kullanacağım arkadaşlar. Daha sonra burada geliyorum. Eğer benim sayaç değişkenim 0'a eşitse, yani bu sayı hiçbir şeye bölünmüyorsa, ama bunu yanlış, tam doğru yerde yazmışız. Girilen sayı asaldır diyelim. Bunu bir çalıştıralım. Mesela 8 girdiğim zaman girilen sayı asal değildir dedi. 5 girdiğim zaman da girilen sayı asaldır dedi. Şimdi bunu bir bakalım. Mesela 8 değerine girdik biz buradan. 2'den 8'in yarısına kadar, yani 4'e kadar olan bütün bölümlere bakacak. Gelecek burada sayı değerini, yani 8 değerini 2'ye bölecek. Çıkan sonuç 0. Burada sayıcı 1 artıracak. Sayaç değişkenin 1 olacak. Ve bu sayı 2'ye bölündüğü için de girilen sayı asal değildir diyecek. Ve doğal olarak bütün for döngüsünden çıkacak. Daha sonra buraya gelecek. Ama hani zaten asal olmadığı için burada kalacak arkadaşlar. 5 girdiğimiz zaman da 2,5 gibi bir şey olacak. Sayı zaten 2'ye bölünmüyorsa asaldır diyecek. Çünkü burada sayaç değişkenimiz 0 olduğu için arkadaşlar. Bu şekilde. Bir de girilen sayının mükemmel olup olmadığını hesaplayan bir programımız var. Bir de ona bakalım. Yine aynı şekilde orada da bir sayı isteyeceğiz kullanıcıdan. Mükemmel sayıda arkadaşlar kendisi hariç bütün pozitif çarpanlarını topladığınız zaman eğer sonucunda kendisine eşit oluyorsa bu sayılara mükemmel sayı diyoruz. Mesela 6 sayısına baktığımız zaman 6 sayısının pozitif bölenleri nedir? 1, 2 ve 3'tür. Bunların hepsini topladığımız zaman 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Sonuç aynı sayı olduğu için arkadaşlar bu sayılara mükemmel sayı diyoruz. Burada da yine for döngüsüyle iyi birden başlatacağım bu sefer. Çünkü o da toplamaya etki ediyor. Sayı değişkenine kadar, yani kendisinden bir küçük olana kadar bu şekilde yapıyorum. Burada sayı yine i değerine böleceğim. Burada da arkadaşlar yapmamız gereken şey sayaç değişkenini i kadar artırmak. Yani mesela diyelim ki 6 sayısına geldiğim zaman 3'e bölündü ya, bu 3'ü de hani burada ekletelim onu diye bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da burada eğer diyorum, benim girdiğim sayı değerim sonuçta bana çıkan sayaç değerine eşitse girilen sayının mükemmel sayı olduğunu ekrana yazdırsın. Girilen sayı mükemmel sayıdır. Eğer değilse de girilen sayı mükemmel sayı değildir. Sayaç değişkenini tanımlamayı unuttuk yukarıda. Burada da yine aynı şekilde sayaç değişkenine 0 veriyoruz. Tamam. Zaten 1'den 500'e kadar sanırım 3 tane asal sayı vardı. Birisi 6, diğeri 28. Bir diğeri de 694 sanırım. Değilmiş. Yanlış biliyormuşum. 28 bir de 6 değeri mükemmel sayı. Bunun için mesela 15 girdiğiniz zaman girilen sayının mükemmel sayı olmadığını söyleyecek arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.